Mine Hanım'ın bir sorusu vardı onu yönelteyim ondan sonra o örneklere geçmiş olalım. Diyor ki böyle hiç sürpriz oluyor mu? Hani birdenbire böyle karşınıza hiç ummadığınız bir şey çıkıyor mu? Beklentilerin ötesinde yaşadığı bir hadise olabilir. Yani coğrafya sürpriz yapar mı öyle sorayım. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Asistanlık dönemimizde çömez olduğumuz için neyi nerede arayacağımızı bilmiyorduk. Hı hı. Şimdi birçok örnek anlattım program boyunca. Niye 19 senelik sabırla Cilolara gittim? Orada 9 tane aktif uzun bulunduğunu ancak kamplarsam diğer 8'ini görebileceğimi rehberlerle yazışma sebebim de oydu arkadaşlarımıza. Birini sadece görebileceğim ve araştırma yapabileceğim. O da kısa dönemli. Tekrar gece dönüp yani ...coğrafyada son dönem şunu yapıyoruz... ...bunu hmm. farklı disiplinlerdeki arkadaşlarımız... ...yerbilimci arkadaşlarımız özellikle söyler... ...jeomorfoloji disiplininde doktora yaptığım için... ...onlar... ...neyi nerede arayacağını iyi bilirler. Hmm. Güzel. Cevap geldi herhalde değil mi? Yani, yani biz neyin nerede olduğunu... ...mesela masanızın bacağında... ...ben ne olduğunu şu anda biliyorum. Böyle bir mantıkla coğrafyaya bakıyoruz. Hmm. Neyi nerede arayacağımızı biliyoruz. O sebeple de coğrafya... Doğayla konuşma sanatıdır diyorum ben. Hemen hemen her programımda da bunu söylüyorum. Her konferansımda da söylüyorum. Ama yine de şöyle bir şey. Ee, siz program öncesinde sohbet ederken demiştiniz ki e, bir seferinde yanılmıyorsam bir çoban haberdar etmiş. Ben bir mağara buldum falan diye. O mağarayı anlatır mısınız? Bence çok ilginç ve gerçek bir sürpriz. Şimdi bunun ihbarını biz ihbarları alırız daha çok. İhbar. Bunlar çobanlardır. O yörenin insanıdır ve genellikle de coğraf o yörenin coğrafya öğretmenleridir. Meraklıdırlar çünkü. Şimdi bir mağara düşünün. Deniz seviyesinden denize yakın. Hı hı. Deniz seviyesinden 200-250 metre daha yukarıda. Siz mağaraya yukarıdan giriyorsunuz. Ve turizme de açılmış durumda. İsmini de verelim. Dilindire Mağarası. Ha. Aydınlı Mersin'de yavaş yavaş aşağıya doğru mağaradan aşağıya doğru geçiyorsunuz. Mağaranın içinde her türlü e, sarkıtları, dikitleri, travertenleri yani mağara oluşuklarını da içeride çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Mağara en sonunda Aynalı Göl diye şöyle turkuaz bir şeyle gölle sonuçlanıyor. Eğer siz profesyonelseniz eee takımlarınızı, tüpünüzü takıyorsunuz. Buradan Aynalı göle dalıyorsunuz, turunuza devam ediyorsunuz, şaşkınlıkla izliyorsunuz çünkü girdiğiniz galerinin içinde sarkıt ve dikitler var. Hı. Bu ne demek? Burası bir zamanlar karaydı çünkü denizin altında, suyun altında sarkıt dikit oluşmaz. Hı hı. Yani bir damlama etkisi olmalı ki karşılıklı o damlayan malzeme işte sarkıt, dikit ve bunlar birleşip sütunlar ve travertenler oluşsun. Ha, o zaman kara çöktü. Bu malzeme şeyin altında. Siz eksi 26 metre tüpünüzle Akdeniz'e ulaşıyorsunuz. Girilire mağarası o şekle bakarsanız hem kara mağarası, karadaki ortamı itibariyle hem dalma takımlarınızı giymek suretiyle dalmış takımlarınızı suyun altında ekranda da var şu anda ee, görmek mümkün. Bunun örnekleri dünyada da var. Bize de çıkması bizi çok heyecanlandırdı. Metalı dostlarımız bunu çıkardı maden teknikten. E, ee, Yukatan Yarımadası'nda Meksikalılar bu konuda çok şanslılar. Birbirlerine bağlantılı ...birçok böyle şey var... ...turizm yönünden de bakarsanız... Basıyorlar. ...çok ciddi anlamda... E, ...ama e, yani bir görsel şören... ...en azından fotoğraflarında öyle... ...şu andaki fotoğraf mesela onlardan bir kare... Çok ...suyun altında bir sarkıt dikitin olması... ...ama bu kara ortamında... ...olabilecek bir ortam... ...sonra deniz basmasına uğramış... Hmm. ...yani e, suyun altında kalmış... ...ve böyle şey oluyor... E, ...yerin altında göl gibi oluyor... O, ...onlar da çok acayip değil mi? E, tabii ki. Yani... ...size doğanın sunduğu... ...büyük nimetler bunlar baktığınız zaman. Ama bunlar hemen ortaya çıkmıyor. Hı -hı. İşte neyi nerede arayacağınız... ...ya da ihbarları değerlendirmeniz. Peki bu ihbarlarda... E